Türk turizminin inci tanesi Ortaca. Can gezikolikler, doğanın ve denizin özlemine doyacağınız en güzel vakitlerinizin baş kahramanı Ortaca bizlere kapılarını birbirinden güzel tatil mekanlarıyla açıyor. Huzur bulup kendisiyle vakit geçirmek isteyenler için tanıtacağımız Ortaca, gidenlerin bağımlısı, henüz gitmeyenlerin ise hayallerini süslemektedir. Tabiat tutkunlarının gözde adresi Ortaca, turizmin adeta incisi Dalyan Turizm Bölgesi, ülkemizin ve dünyanın en güzel plajları arasında gösterilen İztuzu Plajı, namı diğer Kaplumbağa Plajı, görülmeye değer esrarengiz Likya Kaya Mezarları, yine cennet ülkemizin en güzel plajları arasında yer alan Sarıgerme Plajı, büyüleyici manzarası, gizemli tarihi hikayeleri ile Kaunos Antik Kenti, son yılların en popüler gezi mekanlarından Yuvarlak Çay, muhteşem doğa güzellikleri içerisinde yürüyüş yapmayı sevenler için Kral Yol, Karya Yolu, Yüce Allah'ın izniyle Şifa Merkezi, Çamur Banyosu, enfes Ortaca mutfağından yöresel lezzet bombası Meneviş ekşilemesi, bir Ortaca efsanesi köz biber dolması, İlesiz can gezikolikleri beklemekte. Haydi o zaman, kahvelerinizi aldıysanız Ortaca gezimize hemen başlıyoruz inşallah. Tabiat tutkunlarının adresi Ortaca. Muğla'nın 13 ilçesinden biri olan Ortaca, daha önce Köyceğiz'e bağlıyken 1987 yılında müstakil ilçe olmuştur. Yaz aylarında turistlerin en uğrak mekanı olarak bilinen Ortaca'nın nüfusu 50 binleri geçmektedir. Ancak yaz aylarında bu sayı 300-400 binlere kadar çıkabilmektedir. Muhteşem güzellikleriyle adeta mest olacağımız Ortaca için sabırsızlıkla muhteşem güzelliklere doğru yol alıyoruz can gezikolikler. Geçmişten günümüze kadim Ortaca tarihi. Ortaca tarih öncesi dönemde Karya sınırları içerisindeydi ve Büyük İskender tarafından yönetiliyordu. Ortaca toprakları M.Ö. Helenistik dönemde, M.Ö. 334'lü yıllarda Makedonyalıların eline geçmiştir. Akdeniz ve Ege sahillerinde hakimiyet kuran Mısır kraliçesi Kleopatra tarafından yönetilen Ortaca, böylelikle bir süre Mısır ülkesinin himayesinde kalmıştır. Ortaca, M.Ö. 192 yılında bir süre Roma İmparatorluğu'nun da himayesindedir. Selçuklu Devleti ise M.Ö. sonra 1100 senesinde Anadolu'ya girer. Nitekim 1071 Malazgirt Meydan Muharebesi sonunda Anadolu kapıları Yüce Allah'ın izniyle Türklere açılmıştır. Ortaca ismi nereden geliyor? Cin Aliler sülalesinin mensuplarından olan Ali, o senelerde atların, katırların, develerin heybeleriyle birlikte çadırları da dikermiş. Ali'nin bu terzilik kabiliyetiyle birlikte Dede adı zamanla Cin Aliler ismiyle farklı köyler içerisinde de nam salmış. Böylelikle Ortaca şehrimizin ismi Terzi Aliler olarak söylenmeye başlamış. Günler günleri, aylar ayları kovalamaya başlar. Terzi Aliler köyü giderek daha fazla gelişir, büyür. Halk yerleşim merkezinin isminin şehir Muğla ile Fethiye şehirlerimiz arasında kaldığı için Ortaca olmasını validen talep ederler. Ve nihayetinde 1943 yılında şehrin Terzi Aliler olan ismi Ortaca ismine dönüştürülür. Ve Ortaca böylelikle 1987 senesinde resmi olarak ilçe statüsüne gelir. Turizmin incisi Dalyan. Dünyanın en güzel bölgelerinden biri olan Dalyan, doğal güzellikleri ve turistik alanları ile gelen misafirleri adeta mest etmeden bırakmıyor. Kendinizi muhteşem güzelliğiyle şımartmak ve neşenize neşe katmak için Dalyan tam yeri diyebilirim can gezikolikler. Dalyan'a mutlaka uğrayıp bir türlü güzellik ve huzurla baş başa kalmanız dileğiyle. Dünyaca ünlü muhteşem güzel İztuzu Plajı, namı diğer Kaplumbağa Plajı. Dünyanın en iyi, en temiz, en doğal ve en güzel plajları arasına giren İztuzu Plajı, yaklaşık 5 km uzunluğunda olan sahil şeridi
masmavi suyu ve yemyeşil doğası ile gözlerimizin bayram ettiği nadir mekanlar arasında yer almaktadır. Ortaca şehir merkezine İztuzu plajının uzaklığı Muğla Fethiye yolu D400 üzerinden yaklaşık 65 km olup Dalyan Turizm Bölgesi içerisindedir. Karetta karetta kaplumbağalarının yumurtalarını bıraktığı bu plaj Avrupa'nın en iyi açık doğal alanı seçilerek de güzelliğini bir kez daha kanıtlamıştır. Deniz suyunun yanı sıra tatlı su arasında yer alan dünyadaki ender plajlardandır. Plajda karetta karetta kaplumbağaların yumurtlamaları nedeniyle kaplumbağa plajı ismi de verilmiştir. İztuzu plajını mutlaka sevdiklerinizle paylaşmalı ve muhteşem tatil destinasyonları listenize eklemelisiniz. Can Gezikolikler, Likya'nın esrarengiz mirası, Likya Kaya Mezarları. Ortaca'da bulunan Likya Kaya Mezarlıkları, görülmeye değer üstün mimari özellikleriyle görenlerin akıllarına kazınacak bir görüntü uyandırmaktadır. Likyalılar bulundukları dönemde ölülerin diğer hayatta yaşamlarını sürdürebilmesi için özel eşyalarını koyma amaçlı bu şekilde mezarlıklar yapmışlardır. Birbiriyle iç içe yapılan bu mezarlıklara ulaşmak biraz zor olduğu için Likya yolunu kullanıp ulaşmanız daha kolay olacaktır. Akşam olduğu zaman ışıklandırma sistemi ile güzelliğine daha da bir güzellik katan Likya Kaya Mezarları'na mutlaka uğramalısınız Can Gezikolikler. Listede en popülerlerden Sarıgelme Plajı. Ortaca ilçemizin en popüler plajlarından olan Sarıgelme Plajı, altın renginde incecik kumu, tertemiz havası ve muhteşem manzarası ile gönüllere tat kurmayı çok iyi başarmaktadır. Muhteşem görsel, bir de yaz aylarında sevdiklerinizle yapacağınız tatil ile birleşince yeme de yanında yat tabirini bizlere söyletmeden geçmiyor. Yaklaşık 7 km uzunluğundaki plajının da mükemmel olması Sarıgelme'yi gönül rahatlığı ile tercih edilebilecek tatil destinasyonları arasına sokmaktadır. Baba Adası ise sahilin açığında olan Marmaris ile Göcek arasında turlayan yat ve teknelerin çokça ziyaret ettiği önemli destinasyonlardan biridir. Büyüleyici manzarası, gizemli tarihi hikayeleri ile Kaunos Antik Kenti. Girit kökenli eski bir uygarlıktan kalan Kaunos Antik Kenti, Ortaca'dan feribot yardımıyla ulaşabileceğiniz büyüleyici tarihi bir mekandır. Girişinde müze kartı veya cüzi miktarda para ödeyerek antik kente girebilirsiniz. Karya ve Likya bölgelerinin sınırında olan antik kent, dönemin en önemli ticaret yollarından biri olarak bilinmektedir. Ayrıca içerisinde bulunan antik kale ve limana da çıkmanızı şiddetle tavsiye ederim Can Gezikolikler. Kaleye çıktığınızda karşılaşacağınız muhteşem manzara ile kendinizden geçeceğiniz atmosfer sizlere unutulmaz anlar yaşatacaktır Can Gezikolikler. Son yılların en popüler gezi mekanı Yuvarlak Çay. Son yılların en popüler gezi mekanları arasında yer alan Yuvarlak Çay, Köyceğiz ile Ortaca ilçelerimiz arasında Topgözü Kamyonu içerisinde Köyceğiz ilçe sınırlarında bulunmaktadır. Ortaca ilçe merkezine yaklaşık 20 km mesafede bulunan Yuvarlak Çay, Sandras Dağı'ndan doğan kar sularından beslenmektedir. Tertemiz havası ve yemyeşil bitki örtüsüyle Ortaca ilçemizin güzelliğine de güzellik katan Yuvarlak Çay, içerisinde bulunan restoran ve kafeleriyle hemen herkesin keyifle dinlenmek isteyeceği mekanlar arasında yer almaktadır. Yuvarlak Çay, suyun huzur veren sesi ve birbirinden güzel farklı bitkileriyle adeta saklı cenneti yaşatıyor bizlere. Sizler de mutlaka yaşam stresinizden uzaklaşıp huzura yönelmek için Yuvarlak Çay'da bir kahve molası verin Can Gezikolikler. Trekking için en kral yol Karya Yolu. Türkiye'nin en uzun yürüyüş yolu olarak da bilinen Karya Yolu,
Doğa tutkunları ve doğa yürüyüşü yapmayı seven can gezi kolikler için vazgeçilmez bir mekandır. Yaklaşık 820 kilometre uzunluğundaki bu güzellik yolu, ismini antik çağ döneminde bu yol etrafında yaşamlarını sürdüren Karya medeniyetinden almıştır. Yürüyüş yaparken yolun çevresini kaplayan muhteşem güzellikteki ağaçlar ve türlü türlü doğal yaşam ile bu yolun huzura giden yol ismini hak ettiğini düşünüyorum can gezikolikler. Sizler de Trekking Tutkunları Derneği'ne üyelerdenim diyorsanız buyurun Karya yoluna can gezikolikler. Yüce Allah'ın izniyle Şifa Merkezi, Dalyan Çamur Banyosu. Sağlık açısından turistlerin en gözde mekanlarından biri olan Dalyan Çamur Banyosu alanı her sene çok sayıda yerli ve yabancı misafir ile dolup taşmaktadır. Hastalıklara Yüce Allah'ın izniyle şifa, cilde deva olan çamurlar oldukça önem taşımaktadır. Burada bulunan kaplıcalar dünyanın en ünlü kaplıcalar arasında yer almaktadır. Hem sağlık açısından hem de güzellik açısından kendinizi adeta baştan sona Yüce Allah'ın izniyle yenilemek isterseniz Dalyan Çamur Banyosu'nu mutlaka gidilecekler listenize eklemelisiniz can gezikolikler. Birbirinden lezzetli enfes ortaca damak tatları. Ortaca ilçemizde bulunan enfes ürünlerden meydana gelen yöresel lezzetleri yörede bulunan neredeyse bütün restoranlarda yemeniz mümkündür. Ortaca'nın en meşhur damak tatları arasında balık çopur, meneviş ekşilemesi, ekşili tavuk ve köz biber dolmasının tadına bakmanızı şiddetle tavsiye ederim can gezikolikler. Şimdiden afiyet olsun. Yöresel lezzet bombası meneviş ekşilemesi. Menevişler ayıklanarak yıkanır. Kaynayan su içerisine atılarak yumuşatılır. Soğan yemeklik olarak doğranır. Tereyağı ve zeytinyağı karışımında doğranmış soğanlar kavrulur. İçerisine doğranmış menevişler, bulgur ve tuz eklenir. Üzerine su ilave edilir ve suyunu çekene kadar pişirilir. Sarımsaklar ezilir ve yoğurt ile karıştırılır. Meneviş biraz soğuyunca yoğurt ile birleştirilir. Bir ortaca efsanesi, köz biber dolması. Yörenin meşhur lezzetli bir yemeği olan köz biber dolması yapımına kırmızı biberlerin fırında ya da mangalda közlenmesiyle başlanır. Biberlerin kabukları soyulur, çekirdekleri çıkartılır. Biberler uzunlamasına 2 veya 3 parçaya bölünür. İçine çekilmiş ceviz, dereotu, beyaz peynir, zeytinyağı konulur ve karıştırılır. Biberler ise dolmalık biber gibi doldurulur, pişirilir ve servise sunulur can gezikolikler. Ortaca ilçemize ulaşım. Ortaca ilçemizden bağlı bulunduğu Muğla il merkezine mesafe Muğla-Fethiye yolu D400 üzerinden yaklaşık 90 kilometredir. Ortalama seyahat süresi ise 1,5 saattir. Ortaca ilçemize otobüs, özel araç veya Dalaman'da açılan havalimanı sayesinde uçakla farklı şehirlerden kolayca ziyaret etmeniz mümkündür. Ortaca'dan başkent Ankara'ya mesafe Dumlupınar Bulvarı D200 üzerinden 660 kilometredir. Ortalama seyahat süresi ise 8,5 saattir. Uçaklı cennete hava yolu ile ulaşmak isterseniz Ankara Esenboğa Havalimanı üzerinden en yakın Dalaman Havalimanı'na, oradan karayolu ile Ortaca'ya yaklaşık 1,5 saat içinde ulaşabilirsiniz. Ortaca ilçesine demir yolu ile ulaşmak isterseniz en yakın İzmir Basmane tren garına gelip oradan karayolu ile ilçeye ulaşabilirsiniz. Tren garından karayolu ile Ortaca ilçesi yaklaşık 290 kilometre olup ortalama seyahat süresi ise 3 saat 45 dakikadır. Ortaca'nın İstanbul il merkezine uzaklığı O5 üzerinden 750 kilometredir. Ortalama seyahat süresi ise 8 saat 15 dakikadır. Hava yolu ile ulaşmak isterseniz İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanı üzerinden Dalaman Havalimanı yapılacak olan seyahat yaklaşık 1 saat 15 dakika sürmektedir. Ortaca İzmir il merkezine E87 karayolu üzerinden yaklaşık 290 kilometre mesafededir. Ortalama seyahat süresi ise 3 saat 35 dakikadır.
yolculuklarda karayolu ve havayolu ulaşım seçenekleri mevcuttur. Ortaca'ya yapılacak olan havayolu ulaşımlarında ilçeye en yakın konumda bulunan Dalaman Havalimanı'nı tercih edebilirsiniz. Dalaman Havalimanı ile Ortaca ilçe merkezi arası mesafe ise D555 karayolu üzerinden yaklaşık 20 kilometredir. Şimdiden keyifli yolculuklar. Saklı Cennet Ortaca'ya yelken açın. Birbirinden muhteşem manzaraları ile, sıra dışı güzel bitkileri ile, yemyeşil doğası ve masmavi denizi ile Ortaca gezimizin burada sonuna geldik can gezikolikler. Keyifli geziniz ve tatilinizin ardından inşallah unutulmaz anılar ile evlerinize dönmeniz umuduyla sevgili can gezikolikler, sevgiyle, huzurla, elbette rehberiniz Doktor Murat Akseyahat ile kalın inşallah. Hoşça kalın.